İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir mihman programı ile daha karşınızdayız. Bu akşam konuğumuz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Servet Demir. Hoş geldiniz. Hoş Bu akşam Alevi Hareketi'nde Alevi örgütlenmesini konuşacağız. Aslında günümüz açısından Alevi, Hareket, Alevi Hareketi'nin, Alevi örgütlenmesinin bulunduğu konum üzerinden biraz muhabbetimizi kuracağız. Öncelikle biraz geçtiğimiz haftalarla ilgili bazı konularda değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Ee, ve izlenimlerimizi de paylaşmak istiyorum tabii ki bununla birlikte. Ee, örneğin biz tabii ki programlarımız dışında da e, Anadolu'nun birçok yerinde Alevilerle birlikte bir arada bulunuyoruz. Ee, onlarla e, Alevilerin mücadelesi içerisinde yer alıyoruz. Alevilerin sorunlarını izleme fırsatımız oluşuyor. Alevilerin talepleri, Alevilerin bulundukları yerdeki, bulundukları konumdaki diğerleri ile ilgili e, iletişiminde e, izleme fırsatımız oluyor. Bunlardan bir tanesi de Datça'daydı. E, Datça'da e, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, e, Datça Şubesi'nin düzenlediği, e, daha doğrusu işte e, Datça Belediyesi ile birlikte, Püristanaplar Kültür Derneği ile birlikte orada e, Datça'da düzenledikleri Arşık Veyseli Anma e, gününde ee, orada yer aldık. Oradaki dostlarla, e, Alevi canlarla bir arada bir araya geldik e, ve onların oradaki mücadelelerini e, gördük. E, oradaki çalışmalarını gözlemledik. Hacı Bektaş Velanoğlu Kültür Vakfı e, orada bir e, cemevi e, kurmaya çalışıyor, yapmaya çalışıyor. E, gerçekten Datça güzel bir yer. E, Datça'daki insanlar hoşgörülü insanlar alevilerle birlikte birçok platformda yer almaktan da gayet mutlular onlarla onlarla aynı coğrafyayı paylaşmaktan aynı iklimi, aynı havayı paylaşmaktan son derece mutlular Daça Belediyesi'nde gerçekten takdir etmek lazım Biz birçok yerde e, maalesef belediyelerin, e, resmi kurumların ya da mülki idarelerin Alevilerin talepleri konusunda çok duyarsız kaldıklarını, hatta bu talepleri karşısında e, aslında çok da e, iyi niyetli davranmadıklarını gözlemleyebiliyoruz. Onun için e, farklı yerlerde e, Alevilerin e, bu taleplerine duyarlılık gösteren, onların yanında yer alan, e, farklı uygulamaları gördüğümüzde de gerçekten hasletle bakmak zorunda bakmak durumunda kalıyoruz. bu anlamda Datça Belediyesini kutlamak gerekiyor. Birçok etkinlikte buradaki Alevi kurumlarına destek veriyorlar. umuyoruz ki yakın bir zamanda orada da bir cemevini kurma konusunda da yine oradaki kurumlarımıza destek verecekler. Canlarımıza da buradan bir kez daha selam ediyoruz. hafta sonu Amasya'nın Uygur kasabasının İstanbul'da bir etkinliği vardı. E, Uygura cemevi yapmaya çalışıyorlar. Uygur'daki e, aslında Uygur Amasya'nın en büyük Alevi e, beldelerinden birisi. E, bugüne kadar bir cemevi yapılmamış. E, çünkü buna ihtiyaç duyulmamış ama bugün ihtiyaç. E, İstanbul'da da önemli e, oranda Uygurlular var, Amasyalılar var. E, onların da aslında e, bugün o gençlerin, o kadınların, e, o insanların Aleviliklerini asimile olmadan devam ettirebilmeleri için gerçekten cemevlerine önemli derecede ihtiyaç duyuluyor. Güzel bir geceydi, güzel bir etkinlikte buluştuk canlarla ve Uygurlar kendi beldelerine bir cemevi yapmak için önemli oranda katkıda bulundular ve sanıyorum gelecek yılda o cemevini orada açacağız. Oradaki Alevi gençleri, Alevi çocukları. Aleviliği sonradan öğrenmeyecekler, Aleviliğin içine e, doğacaklar yine Alevilik inancında olduğu gibi. E, başka bir şey var aslında bugün biraz konuğumuzla da konuşacağız bunu. E, son süreç çok önemli bir süreç. Nevrozla birlikte başlayan... E, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yayınladığı mektup ve barış süreciyle ilgili Alevilerin durumu, Alevilerin konumu üzerinden de konuşacağız. Çok ilginç bir gelişme oldu bugün aslında. Dersim BDP il başkanı Şerafettin Halis ve bir önceki dönem milletvekili Şerafettin Halis istifa etti. İstifa etmesinin nedeni Alevilerin sürecin dışında bırakıldığı yönündeydi. Gerçekten Alevilerin bu noktadaki konumları son derece önemli. Mektupta, Nevruz'da açıklanan mektupta benim de bireysel olarak itiraz ettiğim bir nokta vardı ki o da İslam bayrağı, Kürtlerin ve Türklerin bir İslam bayrağı altında birleşmeleri ki ben şahsen belki birçok Alevi gibi o İslam bayrağı altında birleşmek istemiyorum. Çünkü o İslam bayrağı altında birleşmenin bir anlamda aslına bakarsanız aslına bakarsanız asimilasyona da etki ettiğini düşünüyoruz. Buna rağmen barışın neresindeyiz derseniz aslında barışın karşısında olmamız da bir alevi, alevi olarak mümkün değil. Çünkü bu ülkede 30 yılı aşkın bir süredir geçmişi bir yana bırakın daha öncesini bir yana bırakın 30 yılı aşkın bir dönemdir bir savaş yürütülüyor, gizli bir savaş yürütülüyor. Dolayısıyla burada tutup da